Sabahla geldiniz dediniz ki burada taşıyacağız. Akşam görüşürüz dediniz. Bastınız gittiniz. Akşam arabayla geldiniz. O da bana kullandırıyorsunuz. İyi. Ne oradasın lan Faruk? Anlat hele. Ya oğlum işte depoya gideceğiz. Hurda toplayacağız bu ya. Tamam da nasıl hurda yani kardeş? Ya kardeş biz de bilmiyoruz ki işte. Hurda dediler. Gidip taşıyıp alacağız paramızı ya. Sen rahat ol. İyi. Kardeş böyle iş çıktığı vakit hemen beni arıyorsunuz tamam mı? Haber veriyorsunuz bana. Tamam. Faruk kurban olayım bak 500'a konuştuk. Tamam oğlum ya. Hesabını vereceğim lan ondan diyorum ya. Oğlum önce bakır sonra Ali miyim tamam. Boşuna olmadık yapmayalım hadi. Oğlum niye karanlıkta çalışıyorsunuz lan? Sen al bunu hallet işini. Şunu da al. Hadi çabuk bitirelim işimizi. Niye sessiz konuşuyoruz ki? Sen git şöyle içerilere doğru tamam mı? Orada bakır, demir, alüminyum falan ne varsa topla gel. Hepsini toplayın dediler hadi. Tamam. Bakır. Ananı... Sessiz. Anama bakır. Ne oldu lan? Yaşar kalk! Yemin ederim hırsızlık yapıyordum ama. Yalan söyleme. Basbayağı hırsızlık yapıyordun işte. Burada taşınacak dediler. Onun için geldim. Vallahi hırsızlık yaptım. Ha iyi. Bu yalanlarını bakalım polise de söyleyebilecek misin? Polis mi? Evet yavru. Anlat bakayım şimdi kaç kişisiniz siz? Abi neyi anlatayım? Ya oğlum diğerleri konuştu lan. Konuştu. Elebaşı sen misin? Abi vallahi elebaşı falan yok. Yemin ederim yani. Anlat lan çakarım bak. Ah! Abi zaten çalıyorsunuz da. Ha, çakıyorum değil mi? O zaman adam gibi anlat lan. Tamam anlatacağım. Abi vallahi bak yemin ediyorum sana ben doğruyu söylüyorum. Vallahi diyorum ya. Benim bu olaylarla böyle 3 ay öncesine kadar hakikaten hiç alakam falan yoktu yani. Yaşar. Ne oldu ki abi? Kamyon mu geldi lan? Yok abi ne kamyonu? Kötü haber geldi. Kötü haber mi? Ne kötü haber lan? Bu ayda maaşları vermiyorlarmış. Ne? Kardeşim zaten 3 aydır alamıyoruz. Lan bu ayda vermezlerse ben biterim lan. Bu adam bizi kazıklıyor o zaman ya. Bu böyle olmaz. Biraz diş göstermek lazım. Yaşar, abi git konuş istersen. Aramızda en kıdemli sensin. Olmadı hep beraber işi bırakırız. Evet abi bırakırız. Gelin. Dur abi arkamdayız. Gel. Ha Necati Bey, biraz bir konuşalım. Ne oldu Yaşar? Ya şimdi arkadaşlar dediler ki bu ayda maaş alamıyormuşuz da. Evet, çekler karşılıksız çıktı. Bir sonraki ay hallederiz hepsini. Biz 3 aydır zaten maaş almıyoruz. Şimdi bu ayda almazsak halimiz duman vallahi ya. Ya sıkın oğlum dişinizi, sıkın biraz daha. Ya iyi de Necati Bey, şimdi ev sahibiydi, bakkaldı, çakkaldı. Sıka sıka ağızda diş, kemerde delik kalmadı kardeşim ya. Uzatma lan, sana hesap mı vereceğim? Beğenmiyorsan siktir git. Ne küfredin ya, doğru konuşsana. Ne yapacaksın lan? He? Ne yapacaksın? Ya arkadaş küfür etmeden konuş. Hakkımızı istiyoruz ya. Uzatma lan. Para mara yok. Çalışacaksan çalış. Çalışmayacaksanız siz de siktirin gidin. Öyle mi diyor? İyi. Hadi bakalım. Al. Çalışmıyoruz. Kimse çalışmayacak. Bırak bunları işi. Ne yapacaksın? Lan bir de milletimi örgütlüyorsun lan. Sen yavşak. Bırakırsanız bırakın. Lan şerefsizler. Bırakırsanız bırakın lan. İşi bırakacak olan varsa şimdi siktirsin gitsin. Çalışacak olan çalışsın. Yavşak! Ha. Ne oldu senin bu saatte evde ne işin var? Ne oldu sen kavga mı ettin Yaşar? Yok ya kavga falan iyiyim ben bir şey yok. Ne yapıyorsun sen bu saatte evde? Beni işten attılar. Gene mi Yaşar? He gene. Bir kuruş para vermeden kapının önüne koydu şerefsizler vicdan ya. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bakacağım ya. Bakacağım ama bir şey yapma sen. Ben bakıyorum gündelik için bir yer bakıyorum hiç ses yok ki Yaşar. Allah büyük gül kurum ya. Allah büyük. Allah büyük. Evde yiyecek lokma yok biliyorsun değil mi? Biliyorum vicdan biliyorum. Biliyorum. Bana ne lan senin geçim sıkıntıdan? Mevzuya gel bize gel. Abi. Abi ne kızıyorsun sen ya? Öteki memur bey de kısa anlatıyorum diye tokatlıyordu. Abi şey, bu solda işinin bir standart falan yok mu? Allah'ını seversen. Nasıl uygun mu standartlarına ha? Ana. Uygun bu çok güzel oldu abi bu. Uydu değil mi? Ne kadar para kazandınız oğlum bu işte? Yemin ederim para falan yok abi. Atma! Varmış, vallahi yok. Bakkala çakkala dünya borcum varmış. Selamünaleyküm Ali. Ya git kahvaltını evinde yap Yaşar. Ayıp ediyorsun Halit ya. Tatmadan mı alak zeytini ya? Taze sıkılmış yumruk da var. Dadacan mı? Ne istiyorsan bitti Yaşar haydi. Ya yok. Bir pay cihar istiyorum. Bir de dondurma. Bak hala cihar ediyor. Dondurma yok la yok haydi. Ayıp oluyor Halit. Ne yapıyorsun la Kerem? Gel bakayım buraya gel. Kişileri mi istiyorsun dondurmayı? He dur. Al bakayım al git. Doğru eve. Çok güzel sohbet oldu Yaşar. Neyse ya. Bir ciğeri ver gideyim mi? Yok la yok ciğer yok. Ya defteri yaz sonra hallederiz hadi. Deftere? He. Hangi defter oğlum? Senin verisi defteri ansiklopedi oldu ya la Yaşar. İş bulunca öderim ben vallahi iş bulunca. He. Oğlum işi kim kaybetti de sen bulacaksın ya. Haydi. Haydi anam. Ciğeri yok diyor. Yok diyor. Sağlığa zararlı zaten. Haydi. Şimdi bana bak, bana bak. O vicdana da söyle, çocukları ikide bir gönderip benim vicdanımı kabartmasın. Ne kadar para kazandınız bu işten? Memur Hanım, vallahi para falan kazanmadık. Bizim parayla işimiz yok. Ben düğünümde bana takılan paralardan beridir ben daha para görmedim. Kocan mı bulaştırdı seni bu işleri? Yok, ne bulaştırması? Vallahi isteyerek olmadı ki. Anlat o zaman. Şimdi ben Yaşar, günübirlik bir işe girmişti. Bağımıza taşınacak dediler, yemin ediyorum. Dediler ki 400 lira veririz dediler. Ben dedim ki 500 lira verseniz olmaz mı? Ev sahibine 3 aylık birikmiş kiram vardı. Yemin ediyorum sana, evde yiyecek lokma ekmek yok. Vallahi var ya, hasta bir de anam var. 500 veririz deyince ben tamam dedim. Beni de kandırmış şerefsizler. Ben yoksa çalışmaya geldim buraya, yemin ediyorum sana yenge. İyi de yani bu resmen hırsızlık. Niye kendine bir iş bulmuyorsun sen? Yenge zaten ben de buraya iş var diye geldim. Yani iş var da ben mi çalışmıyorum sanki yengem? Yeminle ben buraya iş olduğu için geldim vallahi. Burada taşımak için. İş olsa çalışırsın sanki. Köpek gibi çalışırım yemin ediyorum yenge. Vallahi diyorum ya. Polise vermeyeyim diye böyle söylüyorsun değil mi? Vallahi diyorum yalan söylemiyorum ya. Seni polise vermeyeceğim. Çalışmak istiyorsan yarın burada ol. Esam diyor yenge. Yenge yenge deyip durma bana. Benim adım Hülya. Senin adın ne? Yaşar. Yaşar. Yarın burada ol, sana bir iş ayarlayacağız. Dalga geçmiyorsun değil mi Hülya? Yarın 2'de burada ol. 2'de? 2'de. Ne yapıyorsun? Yapma öyle şeyler, yapma. Şakası oluyor değil mi? Siz beni bugün burada taşıma diye hırsızlığa götürmüşsünüz. Dur! Ama bende saflık, bende eşeklik ki size inandım. Ulan az kalsın beni polise veriyorlardı lan. Oğlum, bizi satmadın değil mi lan? Sitirim! Ben siz miyim oğlum? La Faruk, beni polise verselerdi benim çoluğuma çocuğuma kim bakacaktı? Kim? Biz de bilmiyorduk oğlum. Nereye gitti bu sabah sabah? Bilmiyorum anneciğim. Bu gecenin körü gelmiş, sabahın körü gitmiş. Yani ne, bu dereye mi düşmüş, almış çıkartmış bunlar sırılsıklam atmış buraya. Merak etme kızım, kötüye bir şey olmaz. Kız öyle deme, o benim evimin direği. Ha ne olacak şimdi, bir belaya bulaşsa, bir şey olsa ben ne yapacağım? Nereye gitmiş? Anneciğim bilmiyorum dedim ya, bilmiyorum. Selamünaleyküm. Kolay gelsin kaynakçı kardeş. Ya ben Hülya Hanım'a bak... Hülya Hanım? Geldin demek. He geldim. Aferin. Zamanında geldin. He öyle yaptım Hülya Hanım. Gece heyecandan uyku tutmadı da... ...sabahın erkenden kalktım ben de. Ben bayağıdır dışarıda bekliyordum yani saat gelsin diye. Hmm. Güzel. Güzel. Yaşar. Buyurun Hülya Hanım. Şimdi burada bana yardım eden biri vardı. Çekti gitti. Niye gitti bilmiyorum. Şerefsiz affedersiniz. O yüzden burayı çekip çevirecek, ortama göz kulak olacak, işte kaynak lehim falan yapacak biri lazım. Evet. Ne diyorsun? Hangi konuda? İşte burada çalışır mısın? Tabii isterim Hülya Hanım. Zaten ben iş için geldim hani yani. Kaynaktır, lehimdir bunlar hep benim işlerim. Ben bir de inşaatta çalıştığım için sıva, mala, pirketleri düzenle. Hepsini yaparım yani. Sana uygun bir ücret de veririz. Ücret hiç sıkıntı değil Hülya Hanım. İş olsun, iş yapalım. Çalışayım yeter bana yani. Hülya Hanım şimdi burada biz yani tam olarak ne yapacağız? Heykel. Heykel? Ben işte böyle resimler, heykeller falan yapıyorum. Ha, tamam Hülya Hanım ya. Hiç sıkıntı yok. Bana bir kere gösterin yeter. Ben aynısını yaparım. Sen yapmayacaksın heykeli. Ben yapacağım. Sen bana yardım edeceksin. Olsun. Siz bana bir kere gösterin. Ben size her türlü yardım ederim Hülya Hanım. Gel benimle. Gel. Burası sergi kısmı. Bitmiş işlerimi burada sergiliyoruz. Oo, ne güzelmiş. Hülya Hanım bakın ben isterseniz işe... Buradaki hurdaları kaldırıp atmakla başlayabilirim hemen. Onlar hurda değil. Onlar benim eserlerim. He. Ya kusura bakmayın Hülya Hanım ben burada öyle görünce yani bilemedim işte kendi kişisel cahilliğim ya. Üzülme üzülecek bir şey yok. Birçok insan onların hurda olduğunu düşünüyor senin gibi. Yok canım estağfurullah olur mu öyle şey? Vicdan Hanım, neredesin? Asıl sen neredesin Yaşar? Gecenin körü gelmişsin, sabahın körü gitmişsin, çıkartmışsın, atmışsın o çamaşırlar sırılsıkla. Ne yaptın sen, bir belaya mı bulaştın? Ne belası kızım ya? İş buldum Vicdan, yeminle iş buldum ya. Kız, 2000 lira maaş, sigorta, yemek, akbil de onlardan ha. Yalan deme ha. Ya ben sana niye yalan diyeyim ya? İş buldum diyorum vallahi. Bir sanatçının atölyesinde. Sanatçının atölyesine bakacağım. Nasıl bir atölye ki bu? Heykel atölyesi. Böyle Atatürk heykeli falan mı? Yok ya, sanat heykeli. Şeyli oluyor, atlı oluyor, Mehmetçikli öyle Atatürk heykeli mi? Ya yok kızım, ne alakası var ya? Sanat heykeli işte. Yani bak sana nasıl diyeyim biliyor musun? Böyle sanat heykeli işte ya. Sanatsal şeyler yani. Değişik değişik. Ha. Ha. Ne Bu kadar. Nasıl bu kadar ya? Ya kızım benim de bildiğim işte bugün işe başladım. Hepsi o. Kız vallahi mı? Yeminle. Ya. Hayırlı olsun o zaman Yaşar Bey. Sağ ol canım. Sağ ol. Kızım, Peri. Hayattaki en değerli varlığım. Ama Hülya'm bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok güzel resim ya. Yani gerçek insan resmi gibi ya. Hani diğer yaptıklarınıza hiç benzemiyor yani. Hülya'm siz böyle normal insan resmi de yapabiliyorsunuz ha? Yaşar, insan yani normal insan resmi, normal çiçek resmi yapmadan böyle resimleri nasıl yapsın? Yapamaz ki. Yani bu... Alfabeyi bilmeden roman yazmaya benzer. Anladın mı? Tabii tabii, anladım tabii. Of, gerçi yani alfabeyi bilsek ne olacak? Roman yazacak hikaye bulamadıktan sonra. Hülya'm siz roman da mı yazıyorsunuz? Ay hayır canım yani, mecazi anlamda söylüyorum. Yani Yaşar, bir sanatçı eğer bir fikir bulamıyorsa hiçtir. Anladın mı? Ve ben hiçbir fikir bulamadım. Yani bir hiçim. Estağfurullah Hülya'm. Benim de böyle bazen canım sıkılıyor. Çok takmamak lazım. Ya nasıl takmamak lazım Yaşar ya? Ya şurada fuara kaç gün kaldı? Aklıma hiçbir şey gelmedi. Ya bakma sen böyle göründüğüme. Ya. Delirmek üzereyim. Hülya Hanım ben size bir şey diyebilir miyim? Yani tavsiye değil yani zaten haddim değil de hani... Ne demek canım haddim değil? Her insanın fikri değerlidir. Olur mu öyle şey? Söyle bakayım merak ettim. Hülya Hanım şimdi... Otursana. Hülya Hanım benim canım sıkkın olduğu zaman ne yapıyorum biliyor musun? Akşamları böyle bizim evde elinizin artı küçük bir böyle bahçemiz var. Oraya iniyorum. Kerevite oturuyorum böyle. Gökyüzünü seyrediyorum. Bakıyorum böyle. Bir sürü yıldız, irili ufaklı. Ondan sonra kendi kendime diyorum ki, ulan Yaşar. Yani senin derdin şu yıldızların içinde küçücük bir şey. Ondan sonra düşünüyorum böyle, ölüm var diyorum. Bu dünya yalan dünya, karman çorman. Böyle bir içim ferahlıyor, rahatlıyorum. Sonra o karman çorman olan hayatın içine cumurlak dalıyorum vallahi. Ne yapacağım? Doğru söylüyorsun vallahi. Yani şu koskoca dünyada aslında o kadar küçücüyüz ki. Böyle bu evrenin kaosu içinde hepimiz kendi yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. O yüzden çok canınızı sıkmayın. Her şey olacağına varır nasıl olsa. Ben şurayı bir toplayayım. Yaşar. Buyurun ya. Yaşar buldum. Neyi? Yapacağım eserin ana fikrini buldum. Yani makrokozmostan mikrokozmosa insanın yolculuğunu anlatacağım. Eğer bir insan kaostan çıkmak istiyorsa yine kaosu fark etmesi gerekiyor önce. Bak seninle konuştuk diye buldum bunları biliyor musun? Sana çok teşekkür ederim. Estağfurullah Hülya Hanım kim olsa aynını yapar yani. Selamünaleyküm Halit. Hayırdır ya? Hayatında başka bir bakkal mı var? Bak burada veresiyen seni hasretle bekliyor Yaşar. Kardeş, banttan yayın yapmaya değil, canlı şov yapmaya geldim sana. Bu Leyla, kaynanan altın dişlerini mi sattın? Ya bırak sevzekliği ya, Allah Allah. Bana kahvaltılık bir şeyler tart şuradan. 1 kilo zeytin tart, peynir, işte helva, salam, sucuk. Ya ne bileyim ya, 9 kollu ahtapot misali doldur poşetler işte, hadi. Ah havalara bak. La aç tavuk, bura buğday ambarı mı? Allah Allah. Al ya, al. Para dediğin insanın elinin kiri kardeş. Kire bak kire. Piyango mu vurdu la? Ya Allah'ını seversen bırak zevzekliği ya. Hadi şu siparişleri hazırla hadi. 3 kuruş para verdin diye dükkanı mı satın almaya çalışıyorsun? Bu para senin veresiyenin kovuğuna yeter mi? Ya oğlum idare et işte onunla şimdi ya. Önümüzdeki ay ben ona takviye yapacağım. İş buldum kardeş yeminle. İş mi? Ne işi lan? Heykel. Heykel yapıyoruz. Atatürk heykeli mi? Yok, sanatsal heykel. Nasıl sanatsal da ne? Aslında şimdi nasıl oluyor biliyor musun? Ya sen ne anlan sanatsal heykelden arkadaş? Allah Allah, ver şu siparişleri hadi ya. Et aldım bozulacak. Sana antrikot. Ay Yaşar merak ettim, sen nerede kaldın ya? Kızım ne merak ediyorsun ya? Çalışıyoruz Allah Allah. Heykel yapmak öyle kolay bir iş mi ya? Bir de alışveriş yaptım, ondan geciktim. Sen alışveriş mi yaptın? Allah! Kız bunlar ne? Gülüm bunlar açlık sınırındaki bir ailenin 1 haftalık gıda ihtiyacı. Bizi var ya 3 hafta götürür. Ay Yaşar, sosis var. Kız sen muzda mı aldın? Aldım yeminle. Gel. Ver ver. Yok yok geç geç. Şey... Ya, geç. Tamam. Bak ya. Allah babam geldi. Baba geldi baba yavaş gel geç gel. Size ne getirdim bak koş koş koş. Geç şuraya. Aslan babam benim bekle kalmış. Çikolata dağılmış oğlum. Aslan parçası. Daha neler var orada? Aç bakayım aç. Vicdan Hanım. Vicdan, şunu al da kendine bir şeyler alırsın. Sahi de. Tabii kızım ne zannettin sen ya? Allah Allah. Nasıl almış bunları kız? Ya anne dedim ya işe girdi diye. İş mi? Ne işi? Ya anne her gün söylüyorum ya heykel atölyesinde çalışıyorum diye. Sen ne anlan heykel yapmaktan? Ya anam zaten ben anlamıyorum. Ben patrona yardım ediyorum. Sanatsal heykeller yapıyoruz. Yaşar bir şey soracağım. Siz o heykelleri şimdi siparişle mi yapıyorsunuz? Siparişle değil. İlhamla. Yani ilham geliyor. Ya patron telefonda konuşurken duydum. Biz gerçeküstücü heykeller yapıyoruz daha çok. Oo gerçeküstücü... Heykelin üstü gerçek, altı mı yalan yani? Yok, şimdi... Aman boş ver vicdan, bize ne ya? Sen sofraya burada yemek ye, çok acıktım ben ya. Ha vicdan, bir de bir ara erişte yap da kız, patrona götürün. Erişte mi yapayım? He ya, bizim patron çok seviyor. Bugün bir yerden noodle'la salata söyledik, 96 kağıt para bayıldık. Yuh! Yuh! Vallahi ya. Peki noodle nedir? Nedir? Senin bildiğin erişte kız. Allah Allah. 96 lira. He ya yeminle 96 lira. Bak hele bizim patron ayıla bayıla yedi ya. Bir de var ya senin yaptığınınkinin yanından geçmez ha. Yapan değil mi? Yaparım yaparım. Ne olacak erişte yaparım. He gülüm benim. Daha neler yaptın? Ne yapayım? Aynı şeyler işte. Onu oraya taşı, onu oradan getir. Bir iki kaynak falan. Bugün bizim patrona öyle bir ilham getirmişim ki vicdan. Nasıl mutlu oldu, nasıl sevindi var ya. Vallahi. Fuarda sergilenecek eserini bu fikrin üzerine kuracağını söyledi Hülya Hanım. Hülya mı? Hı. Hülya kim ya? Hülya Hanım işte benim patron. Sen o heykelci kadın mı? He kadın. Sen niye demiyorsun lan bana benim patronum kadın diye? Niye demiyor bu Yaşar? Bunun o heykelci kadınmış. Onunla mı kırıştırıyormuş? Ne bileyim onunla mı kırıştırıyormuş? Ya anne ne alakası var ya? Vicdan. İşimi yapıp duruyorum ne güzel ya. Allah Allah mis gibi iş bulmuşum çalışıyorum vicdan ya. Gözümü yerden kaldırmıyorum yemin ederim. Sen niye demedin bana benim patronum kadın diye? Konusu gelmedi, mevzu olmadı gülüm. Ayrıca vicdan ha kadın ha erkek ya. Ne fark edecek ki? Ya bırak Yaşar ya. Ya bırak ya. Bunlar bitecek. Uhu. Ben geldim. Geldiniz mi? Vallahi siz olmayınca burası bayağı bir boş. Bayağı bir sessiz. Aslında sen yokken de burası benim için çok boştu Yaşar. Hiç aklımdan çıkmıyorsun Yaşar. Sen de benim vallahi. Ne güzel ağlıyorsun. Ay. Ay. Bak ya. Kalk. Kalk seni Allah cezanı vermesin ya. Ne oluyor kız? Bak Yaşar, yemin ediyorum. O kadına bir yan gözle baktığını ben... Ben bir şey yapayım, vallahi diyorum bak çok kötü olur ha. Kız, tamam kız, tamam ya. Ya niye bakayım vicdan ya, Allah Allah. Harem kursalar bakmam, yemin ediyorum mis gibi iş bulmuşum ya. Ya kadının da işi gücü yoktu vicdan, benim gibi kavruk cahile bakacak değil mi? Allah Allah. Elle sallasa 100.000 tane erkek bulur ha. Onu mu sorduk ya? Sorduk mu ya? Sormadım ama sen böyle kabus görmüşsün. Gel sen, tamam. Allah'ım yarabbim ya. Ya öyle bir şey, öyle bir şey yok. Lan yemin ediyorum yüzüne bakmam ha. Kabus gördün sen. Hiç öyle şey olur mu ya uyurken böyle? Yaşar, biz bu eskizlerle yola çıkabilir miyiz? Ne dersin? Estağfurullah Hülya Hanım, siz varken bana laf düşmez. Niye laf düşmesin canım? Sonuçta bir işin sanat olup olmadığını izleyici karar verecek. Sen de bir izleyicisin. Hülya Hanım, ben ne anlarım sanattan yani? Sanat nedir Yaşar sence? Altın bilezik. Hayır, o zanaat. Ben sanatı soruyorum. Şimdi şöyle Hülya Hanım, karışık yani, çok anlamıyorum ben. Anlamadığın için benim burada yaptıklarım da sana saçma geliyor değil mi? Yok, onu demek istemedim. Yani şimdi şöyle anlatayım Hülya Hanım. Ben benim oğlanın matematik problemlerini de anlamıyorum. Onlar saçma mı? Değil. Benim kendi kişisel cahilliğim yani. Hmm. Hoş bir metafor. Yaşar. Vicdan. Sen nasıl buldun burayı? Niye geldin? İşte yap dedim ya. Gülüm yap dedim, getirme dedim. Sen karından mı utanıyorsun Yaşar? Kim? Ben ne utanacağım karımdan ya? Gel. Merhaba. Merhaba. Vicdan. Yaşar'ın eşiyim. Hoş geldiniz. Yaşar Hülya Hanım erişte seviyor dediydi, ben de erişte yaptım. Ay ne zahmet ettiniz, çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Yaşar, alsana tencereyi. Ver gülüm, ben de kalsın. Ellerine sağlık. Demek ki bütün bu sanat heykellerini falan burada yapıyorsunuz. Evet, burada yapıyoruz. Sanatçı olmak zor tabii. Vallahi ben kurt gibi acıktım. Hemen yemeye başlasam ayıp olur mu? Yok canım, afiyet olsun. Elinize sağlık. Otursanıza. Yok, oturmasın. Gidecek o, çocuklar evde tek. Kaynanam da hasta da, o yüzden. Vallahi bu benim diyen nodu da uzak ara fark atar. Ellerinize sağlık. Yok Hülya Hanım, olur mu öyle? Sizin sanatınızın yanında lafı olmaz tabii ki. Olur mu canım? Asıl sanat bu. Yani bundaki uyum, bundaki lezzet. Yaşar, karım gerçek bir sanatçı. Estağfurullah canım. Sanatçıdır. Karın gerçek bir sanatçı dedi. He, duydum. Hadi. Yalnız gerçekten iyi bir kadın Yaşar. Gerçekten. He, iyidir. Yalnız gerçek sanatçı. Artık git istersen. Bak biz heykel yapacağız. Bir sürü işimiz gücümüz var gülüm ya. Hadi. Kız bir tencereyi şey etseydin. Ya gülüm ben getiririm gelirken. Sen ne yorulacaksın? Gel. O zaman iyi günler. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Sağ olun. Sağ ol, sağ ol. Lan afacanlar! Babam geldi. Yavaş lan yavaş. Yavaş, ananızın hediyesini kıracaksınız. Yavaş. Hediye mi? He. Al. Ne ki bu? Aç bak. Çekil bakayım. Çekil. Çekil. Yaşar, bu ne ya? Senin erişte tenceren Vicdan. Onu bugün senin için heykele döndürdüm. Kız, benim tencereme ne yaptın ya? Niye kız? Sevmedin mi? Vicdan, bütün gün senin için bununla uğraştım ha. Nasıl kalp? He? Adı Guruldayan Kalpler. Ne koydun? Guruldayan Kalpler. İşsiz kaldığım günlerdeki psikolojimi eserime yansıtmaya çalıştım. Baba, o robota benziyor. Ne robotu lan? Heykel o, heykel. Bir heykel sana bir şey ifade ediyorsa ediyordur. Etmiyorsa eseri öyle çok zorlamaya gerek yok Efe, tamam mı? Tamam. Damat, geldin mi? Geldim anne. Aa, ne o kız elindeki? Ay tövbe, bismillahirrahmanirrahim. Bu benim erişte tencerem anneciğim. Ben Yaşar'a yemek götürmüştüm, o da böyle geri getirmiş. Erişte tenceresi. E kız, bunu ben eğriş büyürüş görüyorum. Ay aklım gitti. Aklım allak bullak oldu. İlaçlarım, ilaç. Anne yok, ne ilacı ya? Ne alakası var? Doğru görüyorsun, heykel o ya. Guruldayan Kalpler. Guruldayan Kalpler ne ya Yaşar? Ne gülüyorsunuz lan? Siz de bakın hadi. Afacanlar. Ne diyorsunuz Hülya Hanım ya? Yemin ederim var ya, çok süper oldu ya. Gözleri falan çok güzel oldu vallahi. Gerçekten beğendin mi Yaşar? Doğru söyle. Hülya Hanım, kaossa bundan daha kral kaos tanımıyorum ben ya. Vallahi diyorum bana. İnşallah insanlar da senin gibi beğenir. Beğenirler Hülya Hanım ya. Niye beğenmesinler? Bir yorgunluk kahvesini hak ettik ha? Olur vallahi. Ben yapayım. Hoş geldiniz Beyza Hanım. Gerçekten çok hoş geldim Yaşar. Selam tatlım, nasılsın? Hoş geldin. Sana harika haberlerim var. Yeni projenden bahsettim. Kaos'un eskizlerini gösterdim, bayıldılar. Seçici kurul toplanıyor. Akademide seni görmek istiyorlar. İnanmıyorum. Belki de fuarın orta holünde senin eserlerin sergilenebilir. Hadi canım. Yaşar, duydun mu? Orta holde belki benim eserlerim sergilenebilirmiş. Çok tebrik ediyorum yani Hülya Hanım. Yalnız Hülya Hanım, şimdi benim aklım bir şeye karıştı. Hol niye ki? Yani salonda olsa ferah ferah, geniş böyle. Neyse. Bir an önce Kaos'u akademiye götürmeniz gerekiyor. Seçici kurul kararını vermeden önce son bir kez canlı olarak görmek istiyor. Yaşar, ne yapalım edelim, bizi seçsinler. Siz hiç merak etmeyin. Ben elimden ne geliyorsa her şeyi yaparım. O zaman sen şimdi Kaos'u araca yükle. Hemen. Sen bunu teslim bürosuna bırak, kafede buluşuruz. Hadi. Hülya Hanım. Heh. Atölyemize model getirecektiniz, öğrencilerimize söz verdiniz. Geldi mi? Ben onu tamamen unutmuşum, biliyor musun? Dur ama, şimdi ararız seni. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Hülya Hanım, heykelini getirdin mi lan? Tabii, şu köşeye bırakın lütfen. Hülya Hanım'la birlikte bir bey gelecekti. Geldi mi? Evet, beyefendi burada. Ha, buyurun beyefendi. Ben mi? Hülya Başarangiloğlu'yla geldiniz değil mi? Ha, evet. Tamam, beni takip edin. İyi günler. İyi günler. Evet arkadaşlar, modelimiz de geldi. Hadi yerlerinize geçin. Buyurun, gelin benimle. Evet, soyunun. Kim? Siz? Ben mi? Beyefendi, zaten geç kaldınız. Hadi geçin, soyunun hemen. Nasıl soyunayım? Ya bütün giysilerinizi çıkarın işte. Ne? Sen ne diyorsun kardeşim ya? Allah Allah, ayıp değil mi bu kadar insanın içinde? Oho! Sizin kaprisinizi çekemem beyefendi. Hülya Hanım söylemiyor mu size ne yapacağınızı? Hülya Hanım. Yaşar, ne yapalım edelim, bizi seçsinler. Ha. Tamam. Şey değil mi? Belden yukarısı olsa olur değil mi? Tamamen çıplak beyefendi. Arkadaşlar nü çalışacak. Merhaba. Hülya Hanım merhaba. Size bu heykeli getiren beyefendi nerede acaba? Atölyeye gitti poz vermeye. Ne? Yaşar? Ne yapıyorsun? Vallahi Hülya Hanım. Ya Hülya Hanım, Allah aşkına gülmeyin ya. Haline gülüyorum ya. O ne biçim kasılmaktı öyle? Hayır, ne var yani? İnsan bedeninde utanacak bir şey var mı? Hepimizde var. Vallahi sizin işe taş olmasınlar diye ne dedilerse yaptım orada. Teşekkür ederim ama hiç gerek yoktu. Sanat için soyulmuş oldum. Mahalledekilerin kulağına gitmese bari. Gitmez, merak etme. Sen onu bırak da yarın bizi seçecekler mi sence? Vallahi Hülya Hanım hiç kusura bakmayın ama seçsinler bir zahmet. Sırf seçsinler diye anadan Hülya'm poz verdim ya. Ya Hülya Hanım, Allah'ını severseniz yapmayın ya. Yaşar yeter ha. Hı? Yeter karıştırdın. Kız ne olacak, şeker diye bardak eriyecek ha. 40 yılın başı biz bir gezmeye geldik ya. Ağzından bıçakla laf alıyorum Yaşar. Ne oldu, ben ters bir şey mi yaptım? Bir yanlış mı yaptım? Sen niye yanlış yapasın gülüm? Yok ya. Ben biraz stresliyim, hep söyle. Niye ki? Ya bizim Hülya Hanım yok mu? Ona bu sanat fuarının olup olmayacağının haberi gelecek. Kadın bana belli etmiyor ama çok heyecanlı ya. E peki şimdi bu kadın bu sanat fuarına katılamazsa Yaşar, sen gene işsiz mi kalacaksın? Valla büyük ihtimalle öyle vicdan. Benim de kafam ona takık zaten işte. Tamam, sen üzülme, tamam. Şimdi eve gidelim, ben 2 rekat namaz kılayım, bir dua edeyim. Ondan sonra inşallah ki Allah kabul eder, siz sanat fuarına katılırsınız. Tamam mı? Hülya Hanım, ne zaman haber verirler ha? Bilmiyorum Yaşar, bilmiyorum. Nereden bileyim? Hem ayrıca reddedecekler. Yok, etmezler. Nereden biliyorsun? Çünkü Hülya Hanım, birincisi... kaos çok güzel bir heykel. İkincisi... vallahi her gören maşallah diyor. Üçüncüsü, bence kaos bir başyapı. Bir de Hülya Hanım, biz ailecek, ayıptır söylemesi, bütün gece dua ettik biliyor musunuz? Ondan yani. Sağ ol, teşekkür ederim ama yani sen de kendini bu kötü sonuca alıştırsan iyi olur. Selam. Olmadı değil mi? Ben sana dedim. Söyledim. Bizi seçtiler Hülya. Ne? Allah diyorum. Öyle siz sarılınca birden ben de heyecanla. Yaşar! İnanamıyorum. Vallahi tebrik ederim Hülya Hanım ya, vallahi. Yaşar, çok az zamanımız kaldı. Hemen çalışmaya başlamamız lazım. Hiç sıkıntı yok Hülya Hanım. Geceli, gündüzlü çalışırız, her şeyi yaparız yani. Sence yetiştirebilecek miyiz? Tabii tabii Hülya Hanım. Eserlerin hepsi 10 numara olacak. Hiç merak etmeyin siz. Ha? Nasıl oldu? Vallahi Hülya Hanım siz daha iyi bilirsiniz tabii ama... kafadan dikenler falan kafadan çıkmış. Agresif göründü bana yani. Aslında öyle olsun istedim. Ama yine de yani sanki biraz biçim özün önüne geçti. Evet, evet. Bana da biçim biraz özün, evet önünde gibi, önüne geçmiş. Vallahi sen kaptın bu işi Yaşar. Şişt, Yaşar. Ha? Senin için heykelci olmuş diyorlar lan. İdare ediyoruz işte ya. Lacı abi. Ha? Bir çay ver hele. Yalnız iç duyumsaması yoğun olsun. Ney? Ya demli olsun, demli. Ya sen ne diyorsun oğlum ya? Başımıza entel mi oldun sen ya? Allah Allah. Ya arkadaşım, biraz sanatla ilgilenin ya. Sanatla uğraşın biraz ya. Hayır, cahil geldiniz, cahil gideceksiniz Halit. Ben ona çok korkuyorum vallahi. Yaşar. Ha. Kadınmış hem bu yanında çalıştığın? Hanımefendi dersek. He, hanımefendi. Bana bak, borulara çakarken bu hanımefendiye de çakıyor mu lan? Lan! Edepsiz! La. Edepsiz, terbiyesiz! Lan sakin ol lan! Allah Allah! Şaka yaptık oğlum! Yürü lan! Bana böyle edepsiz şaka yapma oğlum ya! Allah Allah! Yok ya, yok. Hata bende. Hata bende ki sizin gibi cahil, cüela takımıyla takılıyorum ben ya. Çay kalsın Naci abi. İstemiyorum. Ya bu heykelci değil. Artist olmuş oğlum, artist. Ama işte halktan korkmuş, halktan. Hem de nasıl? Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Vicdan. Hülya Hanım gönderdi bunu. Ne o kız? Aç. Ne davetiyesi kız? Ha, sergiye mi? He, sergiye. Dedi ki eşinle sen davetlisiniz. Eşini de al gel dedi. Bu yaptığımız heykellerde benim kadar senin de emeğin var dedi. O yüzden gideceğiz. Tamam? Kız ben utanırım, gelemem ya. Ne utanacağız ya? Allah Allah. İyi akşamlar, kolay gelsin, iyi nöbetler. Vay. Sağ ol. Afiyet olsun. Al gülüm. Sağ ol. Çok güzel olmuş ya. Allah'a. Allah kocaman kız. Vicdan onu öyle içme tamam mı? Süs o. Merhaba Yaşar Bey, hoş geldiniz. Hoş gördüm Beyza Hanım. Çok kalabalık, büyük bir ilgi var. Vallahi maşallah. Beyza Hanım, bir bakar mısınız? Tabii, kusura bakmayın, affedersiniz. Estağfurullah, kolay gelsin. Bu kadın kim? Küratör. Sanatçıya yakın olan, ona yol gösteren insan. Beyza Hanım sürekli atölyeye geliyordu gülüm. İşte Hülya Hanım'la böyle konuşuyorlardı falan. Sen niye demedin bu benim karım diye? Vallahi şey olmaz, fırsat olmadı. Kadın aldı götürdü Beyza Hanım'ı. Bak. Bu da böyle size çıplak poz falan verdi mi Yaşar? Verdi mi Yaşar? He vicdan, verdi. Hülya Hanım'la o çıplak pozlara baka aa böyle heykeller yaptı. Bak, ha bunlar. Kız, Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? Heykel gülüm işte bunları yaptık. Tamam da ne yani? Heykel. Kız tamam ne? Bak burada yazıyor. Yanılsama ve yargı. Allah Allah. Ne anlatıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim sana, bilinç dışını usul denetiminde açığa çıkarma çabasını anlatan bir heykel. Çok güzel bence. Çok güzel gerçekten. Yaşar bu mu güzel ya? Kız sus. Kız o diken ne? Gel bakalım. Bak yazıyor ha, agresif yanılsama. Bu ne kadarmış hayatım? 25.000 dolar yazıyor. Bence gayet normal. Bence de. Bir tanem koleksiyonumuza bu sergiden mutlaka bir şey katmamız lazım. Evet, katılıyorum sana ben. Tamam, peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, iyi gezmeler. Sağ olun. Duydun değil mi? 25.000 dolar. Orada da yazıyor zaten. Sağ ol baba. Vicdan biraz yavaş. Bu senin fiyatlardan haberin var mı Yaşar? Yok kızım, bana fiyatlardan. Ben maaşıma bakıyorum zaten. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu işte pirincin kilosu, bu borular metresi falan. Yaşar, bu boruların size girişi ne kadar? Boruların bize girişi. He. Buna ne kadar boru gitti? Ya Vicdan, bu boru değil artık, bu heykel ya. Gülüm, bunu yapmak kolay mı zannediyorsun sen? Bu eserin adı neymiş? Kaos beyefendi. Sanatçı neyi anlatmak istemiş? Pek bir bütünsellik kuramadım eserle. Efendim şöyle anlatayım size. Makrokozmozdan mikrokozmoza giden yolda insanın kişisel fantazilerinin boşalma noktasında yaşamış olduğu kaosu biyomorfik çizgilerle yansıtmaya çalışmış sanatçı. Arz ederim. Enteresan. Siz serginin küratörü müsünüz? Yaşar, benim kocam imalatçı. İmalatçı mı? Evet canım. Benim hanım biraz şakacıdır kendisi. İyi akşamlar. Vicdan, sen ne diyorsun Allah aşkına? Kız ne dedim ya? İmalatçı dedin gülüm. Toptancı deseydiniz Vicdan Hanım, ha? Hatta deseydi ki hurdacılar çarşısından gidiyorlar, boruları kiloyla alıyorlar deseydin. Allah aşkına lütfen, rezil olduk ya. Kız sen demedin mi, yalan mı dedim? Sen dedin ben de yapıyorum diye. Gülüm, ben yapıyorum demedim. Ben Hülya Hanım'a yardımcı oluyorum dedim o yaparken ya. Oh. Yaşar, sen öyle nasıl konuşuyorsun ya? Böyle neleri anlatıyorsun, sen neleri biliyorsun bunlar? Sana ağzı açık bakıyorlar ha. Bunlar bir de tahsilli tipler Yaşar, nasıl dinliyorlar ha? Esra mı diyor kız? Vallahi. Kız sen ne yaptın, entel mi oldun ya? Yaşar, sen entel mi oldun ya? Yok kız, ne enteli ne menteli. Biz zaten öyle çalışırken Hülya Hanım'la Beyza Hanım konuşuyordu ya. Onların konuşmasından duydum. Çok memnun oldum. İyi günler. Bak ya. Görecek millet. Az. Benim avradı görüyor musun? Bana entel diyor. Şimdi borunun orayı makrokozmozdan mikrokozmos. Hareketlere bak. Ya Yaşar, Allah aşkına ya. Bir şey diyeceğim millet. Bak ya. Hülya geliyor, dur. Vicdan. Hoş geldin. Hoş bulduk Hülya Hanım. Nasıl buldun? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Her şey, ellerinize sağlık, bileğinize kuvvet. Yani bir kadının başına insan böyle eğip bükmek kolay değil. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Bence senin yaptığın erişteyi o lezzette yapmak daha zor. Yok, yok, yok. Evet. Sen ne zaman istersen ben hep yaparım. Sağ olasın, çalışırken bize çok yemek taşıdın. Sen de Yaşar da ikiniz olmasaydınız ben bu sergiyi açamazdım. Ama Hülya Hanım dalga geçmeyin lütfen. Dalga geçmiyorum canım. Ciddi söylüyorum. Sağ ol. Çok yardım ettin. Sağ ol. Hülya'cığım, herkes bir konuşma bekliyor. Tamam. Toplanabilir miyiz? İzninizle ben bir konuşma yapacağım. Tabii. Siz konuş. Gel biz oraya geçelim. Yalnız Yaşar, biz ne yapalım, ne edelim? Bu bizim oğlanlardan birinin heykelci yapalım. Çok para var kız. Ha. Bunda tabii eşi geldi de şimdi güzel. Vicdan bak, çok için sarhoş olacağına gülüm. Üzüm suyu Yaşar, bir şey olmaz. İnşallah. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım çalışmalarımı beğenirsiniz. İzninizle öncelikle huzurunuzda bu serginin oluşmasında emeği geçen İstanbul Sanat Fuarı yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. Kızım, vajinal duyumsama işte nedir? En az benim kadar emeği geçen birini sizlere takdim etmek istiyorum. Yaşar Bey. bu şey dedi ya, dedi ki neydi kız? Ha, bütün alkışlar Yaşar Bey için. Allah'ım erkekler şak 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 şak. Çocuklar uyanacak, çocuklar uyanacak. Uyansınlar. Uyanmasınlar, hadi gülüm. Hadi kız gülüm. Nasıl alkışladılar çok ya. Çok güzel alkışladı, nasıl bir alkışladı? Allah'a billaha herkes. Hadi. Ya Yaşar ne oldu, ne bu hal, iyi misiniz? Ya ben iyiyim de Şehriban bu kafayı buldu. Hadi ne bu hal, kız sen sarhoş olmuşsun. Oo, Şehriban. Kız ne yapıyorsun? Ay, kız ne kadar dışa vurumcusun sen ya. Ne? Vallahi. Hadi. Ya ne kadar güzel bir sergiydi Şehriban. Keşke Şehriban da geleydi Yaşar ya. Bir daha. O bir heykel var. Allah'ım o heykel. Vajinal duyumsama. Dur kız, dur. Vajinal duyumsama heykeli. Ne diyorsun kız sen? Ya o ne dediğini biliyorum. Allah'ını seversen kafayı buldu. Ya senden Allah razı olsun Şehribancığım. Biz de seni yorduk bu saate, kusura bakma. Ne zahmeti Yaşar kardeş. Neyse hadi ben kaçtım. Hadi. Kız kaçma dur bak ne diyeceğim. Kız bunların hepsi manyak ha Şehriban. Şehriban! Kız bağırma annem uyanacak. Kız bunlar sifon borularına 50.000 lira para vermiş. Ya vicdan yat Allah aşkına. Çocuklar uyanacak. Yuh! Çocuklar uyanacak vallahi diyorum. Kız bilmiyor ya. Allah Allah! Tamam duruyorum ya bir sakinim ben. Bak burada duruyorum burada işte ama hadi girek içeri girek. Yaşar ben senden çok gurur duyuyorum. Ben de seninle kuzum. Vallahi billahi çok duygu. Allah'ım sen ne kadar yakışıklısın ya. Sen de çok güzelsin. Vallahi ne kadar güzel bir heykelci bir kocam oldu ya tamam, benim ya. Bak, Yaşar canım. Vallahi ne kadar güzel ya. Çocuklar uyanacak. Heykesi yansın ya. Kız bağırma uyanacaklar. Bağırma uyanacaklar diyorum bak vallahi var ya. Bir daha seni kokteyle götürürsem iki olsun. Ne kızıyorsun ya? Ne sinirleniyorsun ya? Allah tamam, Allah. Sinirlenmiyorum hiç. Yalnız sen bu sinirin benim çok hoşuma gidiyor. Vallahi o şey heykeli var agresif yanılsama. Kız öyle heykel mi olur ya? Olmaz. Hadi. Öyle heykel ben güleceğim. Ah. İçeride gülelim. Ya beraber. Bir daha gidelim. Gideceğiz. Ne olur. Tabii ya, vallahi. Sevriyam'la konuşalım. Konuşacağım ben. İlk sergiye beraber gene gideceğiz. Söz veriyorum sana. Ya. Gel. Sen şu yatağa bir iki dakika uzan. Bir de senin o bir tane şey daha vardı. O da çok güzel. O zaten iyi. Vilano 13. Tamamdır. Gönderiyorum. Teşekkürler. Hoşça kalın. Yaşar. Gelin Hülya Hanım. Buyurun Hülya Hanım. Kaos'u akşam bu adrese götürüyorsun. Sana para da vereyim. Bir kamyonet tutarsın. Ben hafta sonu dağ yürüyüşüne çıkıyorum. Oradan telefon falan çekmiyor haberin olsun. Tamam Hülya Hanım siz hiç merak etmeyin ben de. Tamam. Peki hadi o zaman görüşürüz. Görüşürüz. İyi yürüyüşler. Sağ ol. Ya birader hurdacı mısın? Afiyet. Hurdacı mısın diyorum tesisatçı mı? Ha yok ya, heykel o heykel ya. Bu nasıl heykel ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Sanatsal heykel, sürrealist. Sürmene bak, sürmene, sür sen. Cahil herif ya. İşte. Kardeş, onlar evde yoklar. Pazartesi gelecekler. Vallahi mı? Ya, aradığımız kişiye de ulaşamıyoruz. Kamyonet de gitti arkadaş ya. Gel bakayım gaz. Çeksene kardeşim şunu. Yüzümüze gözümüze neyin batıyor? Ya kusura bakma da saygıdeğer abiciğim ne yapayım ya? Kendime ayrı ona ayrı para ödedim ya. Kucağıma mı alayım? Hastanedekiler diyeceğim be abi. Yusuf anne öcü. Şşt, sus kızım. Yok güzel kız, öcü olur mu? Heykel o, tavs. Benimle cici tavs. Güzel tavs. Çocuk korkuyor tabii. Kısa çok güzel heykeldir yani. Ağlama canım benim. Üstü gerçek, altı yalan. Gelsin Hacı abi. Ona ne Yaşar? Anlaman abi ya. Ya niye anlamıyormuş ya? Abi enteller anlamıyor. Sen mi anlayacaksın lan sen? Gel lan canın çıkmış sana bir otur da bir çay ısmarlayayım hadi gel. İyi kaç. Lan bu memenesi dışarı bırak ya. Ya sanattan anlamadığın nasıl belli ya? Heykel dışarı bırakılır mı kardeş? Allah Allah. Halit aç. Kaç. Lan? Çekil. Lan benim çıktı lan. Beyler, Yaşar'a bakın, Yaşar'a. Yaşar artistlikten çıkmış, burun sana girmiş Yaşar. Lan Yaşar, bu ne oğlum şimdi? Heykel mi bu? Heykel oğlum işte, neye benziyor? Yürü git lan. Bunu yapan sanatçıysa biz bizim Demirci Mehmet'in kıymetini hiç bilememişik. Sen sığırsın ya, vallahi ya. Sen sanattan ne anlar lan ha? Bu ne şimdi? Sanat mı? Bu ne şimdi, sanat mı? Dediğiniz şey Naci Bey, $50.000 canım. Tövbe. $50.000 ne oğlum? Amma attın ha. Ya nal buradan metresini 10 liradan satıyorlar bu demirin borunun kilosunu. Ya sanattan anlamadınız nasıl belli ya? Ya bunun fiyatını nalbur değil, tarih koyuyor kardeşim, tarih. Şu internete bir girin, Hülya Başarangiloğlu yazın, kaos diyeyim, bakın ne çıkacak ya. Ya ben de hata ki sizle konuşuyorum ya. Çekil. Herkesin tuttuğu kendine Yaşar. Sen edepsiz bir insansın lan. Yaşar, bu ücübik neyi anlatıyor? Ücübik? He. Ücübik nedir ya? Ya onun bir adı var Naci abi. Kaos. Tamam da ne anlatıyor oğlum onu söylesene. Oğlum kaos ne demek? Ha? Kaos. Karmaşa, karışıklık. Oh! Anasını satayım, abuk subuk boruları birbirine ekle. Al 50.000 kağıdı. Sıkıysa kuş böcek yap, göreyim. Naci abi, senin dediğin figüratif heykel. Bu daha çok sürrealist yani. Gerçek üstücü bir heykel. Zaten Naci abi sen de biliyorsun ki heykel sanatı figüratizm aşağı çok oldu. He, at yalanı, öptüm inananı oldu. Ya git götünle dalga geç. Hadi çekil oradan ya. Kaç çekil. İşim var gücüm var. Şimdi uğraşamam. Lan demiri bir yerine girmesin Yaşar. Korkma kız korkma ben çekil. Yaşar bu bizim kaos. Müşteriye götürdüydüm evde yoklardı. Ben de aldım buraya getirdim. İyi yaptın. Ya Yaşar bunu atölyeye götürsen sen ne getiriyorsun buraya ya? Allah Allah vicdan. Ben bilmiyorum mu atölyeye götürmesini ha? Cebde 5 kuruş para yok. Kamyonette bastı gitti. Zaten buraya nasıl geldim bir Allah biliyor bir ben ha. Yarın sabah Mahmut'u kamyonetine ayarlayacağım. Götüreceğim işte. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne böyle? Kız tamam, elleme. Bak bu emanet ha, çok kıymetli. Sakın elleme, tamam mı? Ay tövbe. Üstüne para verseniz ellemem. Ay ne bu böyle şeytan mührü gibi? Lan ne araya yanaştınız lan öyle yengeç gibi yan? Bak çocuğum, kırarım kıskacınızı. Tamam. Çocuğum bak sakın ha, sakın ellemeyin. Bak babanız işsiz kalacak ha. Elleyenin kulaklarını koparır, çanak anten yaparım. Kile. Yaşar bu böyle ortalıkta olmaz yalnız. Bunu götür yatak odasına koy. Aslında doğru diyorsun. $50.000'lık şey kızım bu, boru mu? He boru. Borudan yapmışlar. Kız elleme. Dur hele vicdan dur. Anne bir çekil hele. Ben zaten bunu ne getirdim ki? Vicdan bir sus ya. Dikkat et. Dikkat et. Yok ben uyuyamıyorum Yaşar. Ne oldu gülüm, korkuyor musun ya? Kız ben bundan ne korkacağım heykelde? Da bunun başına bir şey gelirse ben bize olacaklardan korkuyorum. Vicdan ne gelecek başına ya? Ayağımızın dibinde, hadi yat uyuyalım hadi. Kız bu eğilir, kırılır, ne bileyim düşer, bir şey olur ya. Vicdan bir şey olmaz, yarın sabah götürüp vereceğim zaten ya. Yat uyu hadi. Of! Allah'a uyuyamıyorum ya. Şşt! Vicdan. Bak hele. Uyuyamıyor mu? O zaman uykusuzluğun bir işe yarasın. Vicdan gelerek. Bak ya! Onu mu dedim? Gel kız biraz. Kız la heykelin önünde şimdi ayıp ya. Kız bu bize bakıyor gibi. Bak ya. Yaşar. Hı. Yaşar. Kalk kalk kalk. Kız kalk hadi, sabah 9 oldu ya. O kadar oldu mu kız? Oldu ya. Kalk. Kız heykel nerede? Ne heykeli gülüm? Ne heykeli? Kaos heykeli nerede? Nerede lan kaos? Buradaydı ya Yaşar. Tamam madem oradaydı şimdi nerede? Bir bakkala giderken buradaydı. Allah Allah. Kaos nerede lan? Lan nerede bu? Lan melekler bana bak. Kaos nerede lan? Gördünüz mü lan kaosu ha? Ne kaosu baba? Çocuğum yatak odasındaydı, görmediniz mi? Vallahi biz görmedik anne, yemin ederim. Vicdan nerede bu? Ne bilemedim. Kız Vicdan! Allah cezanı vermesin Emi, neredesin sen, neredesin? Kız anne! Kız! Anne. Anne. Heykeli gördün mü? Ne heykeli? Kız kaos heykeli işte. Ne kaosu be? Anne ben eve getirdim ya, böyle borularla iç içe girmiş. Şeytan mürü gibi diyordun hani. Ha sen muskayı söylüyorsun. Hani sizi ayırmak için eve yerleştirilen. Buyur. Ben onu tuttum, hurdacıya verdim. Hurdacıya mı verdin? He, hurdacıya verdim. Yerine laylonla mandal aldım, mandal. Allah'ım sen benim aklımı koru Vicdan, ben delleneceğim. Sen ne yaptın ya? Mandal aldım. Kaos nerede lan kaos? Abi. Buralarda bir hurdacı gördün mü? Görmedim. Emmi. Hurdacı gördün mü? Yok, görmedim. Halil, hurdacıyı gördün mü kardeşim? Bu tarafta hurdacı gördün mü? Ne oğlum üstünü incecik lan? Ya bırak şimdi üstün başımı. Hurdacı gördün mü? Gördüm. Nerede? Aşağı yana gitti. Buyur kardeşim. Kaos nerede kaos? Ne kaosu ya? Kaos nerede lan? Ne kaosu ya? Güzel kardeşim. Kaynanandan almışsın. Dışa vurmuş sürrealist bir heykel. Hayatın karmaşasında insanın çelişkilerini yansıtıyor hani. Ha? Ya Kaynanandan almışsın. Heykel böyle birbirine borularla girmiş bir şey. Büyük. Nerede o? Yok kardeşim ben almadım. Başka hurdacı almıştı. Yürü git işine. Manyak mısın? Git işim var. Başka hurdacı mı? Eski demir, eski bakkır alırım hurdacı. Abla bunlar. Hadi bu da bizden olsun sana. Hurdacı! Ala biz bunu aldık ama çok yer kaplıyor. Ne ki bu abi? Ya ne bileyim oğlum işte lan abi. Böyle bir şey lan. Abi şu boruları falan hadi toparlayalım şunu. Şunları da atalım, ezelim şunu. Hadi yer kaplıyor bu. Ya bir dur Ahmet, bir dur oğlum be ya. Şunu bir dik bakayım ayağa. Bu neymiş bir anlayalım lan. Abi bu... Bu ne böyle ya? Kazulet gibi bir şey bu. Nedir ya? Lan bu göz mü acaba şunlara? Abi borularını alalım. Hadi gözünü sevdiğim abi. Hadi şunları sökelim. Yok abi bırak dokunma dur abi. Abi ben gidiyorum. Hadi toparlan sen de. Hadi gidelim. Eskilere naylon! Nayloncu! Ne oldu, buldun mu? Nerede buldun mu? Yok. Ya vicdan ben ne yapacağım ha? Bittim ben, yemin ederim bittim ya. Ben Hülya Hanım'a ne söyleyeceğim ha? Hadi söylemesini geçtim. Ben bu heykelin parasını nasıl ödeyeceğim vicdan? Biz o kadar parayı nereden bulacağız Yaşar? Ben de onu diyorum işte. Bilmiyorum nereden bulacağımızı. Bak benim aklıma bir şey geldi. Mesela sen bu kaos heykelinden aynısından yapsan. Kız bir bak. Sen bunun nasıl yapıldığını biliyorsun. Aynısını yapsan. Ya yapamam. Niye? Ya yapamam vicdan yapamam. Ben o kadına yalan söyleyemem. Ya kadının bize o kadar iyiliği dokunmuş ya. Ben gideceğim gerçeği söyleyeceğim işte. Anam diyeceğim, hurdacı diyeceğim, bir şey diyeceğim yani. Hülya Hanım, bir aksilik oldu da ben kaosu teslim edemedim. Sakın kaosun başına bir şey geldi deme. Benim kaynanam kaosu hurdacıya vermiş. Ne? Benim yaptığım şeyi nasıl hurdacıya verir? Vallahi bir aksiliktir olmuş Hülya Hanım. Sen bana bunu nasıl yaptın Yaşar? Sen bana bunu nasıl yaptın? Ne yapıyorsun, ne oldu? Ya ne oldusu mu var vicdan? Allah'ını seversen yemin ederim kabus görüyorum ya. Vicdan ben Hülya Hanım'a ne diyeceğim ha? Yani var ya ölsem, bak yeminle ölsem iyidir. Öyle deme şimdi. O zaman sen bu heykeli yapacaksın Yaşar, başka çare yok. Yapamam vicdan, yapamam gülüm. Ya neden? Yaşar sen bana demedin mi? Ben hepsinin nasıl yapıldığını gördüm. Hepsini ben de yapabiliyorum demedin mi? Dedin. Demedin mi? Olur mu dersin? Tabii ki olur. Tabii ki de. Sergide... Ne o? Seni kuaförtür zannettiler. Küratör. Neredeyse. Yaşar bak sen benim kocamsın diye demiyorum. Sen çok becerikli bir adamsın. Gerçekten. Vallahi. Sen bunların imalatını falan hepsini biliyorsun. He? Yapar mıyım? Tabii ki. Tabii ki. Bir kere bak ben buraya yazıyorum, sen daha güzelini yaparsın. Yapamam vicdan ben ya. Ya sen bana inanmıyor musun? Sen bana güvenmiyor musun? Ya gülüm sana niye güvenmeyeyim de bu nasıl olacak bu iş? Şöyle olacak. Hı. Vallahi billahi aynısı. Kız bir de yapamam dedi. Vallahi eskisinden güzel olmuş ya. Vicdan, Allah'ını seversen aynısı deyip durma şuna ya. Zaten benim aklım gidip geliyor ha. Ne kızıyorsun ya? Kötü bir şey mi dedim? Eskisinden güzel, benziyor işte. Ya gülüm. Benziyor ama aynısı değil işte ya. Zaten bu işin alameti farikası da bu. Bir yaptığın öbür yaptığına benzemiyor. Ünik oluyor dediydi Hülya Hanım. Neyse ne oluyor? Götürsem bunu pazartesi sahibine ver. Allah aşkına ya, Allah aşkına dua edelim. Anlamazsınlar Yaşar. Şu işten bir kurtulalım, ben başka bir şey istemiyorum ya. Vallahi bizi ananı bundan bir gün uzak tut. Biz sıkıntılarımızdan kurtuluruz. Gönderdim ben anamı, kardeşime gönderdim ben pazartesiye kadar. Şunu başımıza bir iş gelmeden sağ salim sahibine teslim edeyim, rahat edeceğim ya. İnşallah, inşallah. Allah'ıma Hülya Hanım arıyor. Alo? Yaşar, beni aramışsın. Bir problem yok değil mi? Kaosu teslim edebildin mi? Teslim ettin mi diye soruyor. Ettik. Tabii bir sorun yok Hülya Hanım. Teslim ettik. Oha! Oğlum harbiden 50.000 dolar lan bu. Oğlum millette para çok. Nasıl yiyeceğini bilemiyor. Bu ne? Şişt, ağır mıdır bu Meral? Yaşar tek başına taşıyordu. Biz 2 kişiyiz. Ne oldu? Dur bakayım. Ne oldu kız? Yaşar ne yapıyorsun ya? Vallahi vicdan, kaosumu sağlam kazığa bağlıyorum. Tamam. Allah rahatlık versin. Sana da. Ne heykel? Kız bu çakmak ağız gene yok ya. Kalk Yaşar. Kalk vallahi kalk ya. Kaos. Anam. Kaos. Yok. Vallahi yok. Vicdan yok. Kız yok. Yok. Kaos! Oğlum aldık biz bu 50.000 dolarlık şeyde. Ne yapacağız bunu biz? Bir tarafına sokarsın. Var ya. Yakışıyor uçan tekme ya. Nerede satacağız oğlum bunu? Oğlum nerede satılıyorsa götürüp satacağız işte. Nerede satılıyor bu? Ben konuşturuyorum ben. Nerede satılacak oğlum? Sanatçıda falan. Hangi sanatçı lan? Oğlum resimlerin satıldığı dükkanlar var ya. Heykellerin de satıldığı dükkanlar vardır. Bulacağız bir dükkan. Ha. Satacağız. Yemin ederim delleneceğim vicdan vallahi ya. Ya nereye gider bu heykel ya? Ha? Bak rüya görüyorum de kabus de. At tokatıyorum. At tokat. Oh. Kız niye vurdun? Kendine gel ya. Tam şey. Nerede bu heykel? Kız ben kilitledim. Vallahi kilitledim Yaşar. Ben bilmiyorum ya. Ya vicdan kilitledin de. Nereye gider bu heykel ya? İkincisini de kaybettik. İşsiz, güçsüz kalacağım ya. Ben katılamayacağım. Tamam kız korkuyorum. Yapma öyle ya. Oğlum var lan burada heykel. Aa, her yere heykel. Buyurun, yardımcı olabilir miyim? Selamünaleyküm. Biz heykel bakıyoruz. Heykel mi bakıyorsunuz? Böyle karman çorman olanlardan var mı elinizde? Yani varsa kaç olur? Elimizde hiç satılık heykel kalmadı. Bunlar ne var işte? Onlar sergi için ve hepsinin sahipleri var. Bir şey soracağım. Olsa kaça olur bu mesela? Olmayan şeyin fiyatını da vermiyoruz beyler. İyi günler. Kemal, arkadaşlara yolu gösterir misin? Tabii, buyurun. Senin tipini var. Bir dakika ya. Bu nasıl muamele? Bir dakika hocam ya. Tamam biz biliyoruz yolu ya. Lan İbni'ye bak resmen kovdu bizi ya. Adam haklı oğlum. Bizde heykel alıcısı tipi yok ki. Oğlum heykel alıcısı diye bir tip mi var lan? Var tabii lan. Allah Allah. Şu haline kılığına bak. Bak bak şuna bak. Kim inanır lan bizim $50.000'lık heykel sahibi olduğumuza? İnanmadı zaten. O zaman abicim biz de paçayı ona göre düzeltiriz. Gel. Ne yapacağım kız ben? Allah resmen belamı veriyor benim. Ne yapacağım ben? Yaşar bak. Bir tane daha yaparsın. Ne diyorsun kız sen? Bir tane yaptın, bir tane daha yaparsın. Cık. Vakit yok. Hülya Hanım bugün döner. Sen bana göstertirsin, tamam mı? Ben de sana yardım ederim, el birliğiyle yaparız biz Yaşar. Kız öyle bakma Allah aşkına, ben korkuyorum ya. Yaparız. Ha? Yaşar. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Hayırlı işler abicim. Sağ olun. Bizim elimizde böyle bir Hülya Başarangiloğlu heykeli var. Biz bunu bir elden çıkartalım diyoruz. Ne yapabiliriz? Açık söylemek gerekirse ben bunu şimdi babama aldım. Ama sevmedim. Isınmadı. Çok acayip oldu adam yani. Böyle heykeli görünce bir böyle bir terslendi falan. Karmaşık duygular falan oldu. Böyle bir pis oldu yani. Geçmiş olsun. Hülya Hanım çok popüler modern sanatçılarımızdan biridir. Zahmet edip bırakırsanız ilgilenen birkaç kişiyi arayabilirim. Tabii, bırakırız biz. Ya yeminle zaten hiç kullanılmadı. 0 sayılır. 10 numara abicim, çaça. Kaportada çizik yok, öyle diyeyim. Çaça. Ayıptır sorması, bu aralar heykeller kaçtan gidiyor misal? Fiyat konusunu alıcı çıktıktan sonra belirleriz. Anladım. Peki bu eser Hülya Hanım'ın kübistik döneminden mi yoksa fütürist eserlerinden mi? Buyur. Heykel diyorum. Kübistik mi, fütüristik mi? Şuna bakıp geleyim. Oğlum herifi çalışmadığımız yerden sordu. Yürü lan yürü. Sanat konusunda mal olduğumuzu anlamasın, çalışıp gelelim yürü. Ali abi bayağı mağaza bitti be. Yarın depoya götürelim bunları. Ali abi daldın gene. Diyorum çok mal birikti abi. Yarın bunları depoya götürelim gene. Götürelim Ahmet yarın. Tamam abi. Oğlum cahil cahil konuşmalı satmaya çalışırken az daha yakalanıyorduk. Sen ezberledin mi her şeyi? Tamam lan ezberledik işte. Entel olduk iyice ama. İyi bir kanka. Bir şey sorarsa tren muamelesi yapmayalım. Tamam top benle. Demek Hülya Başarangiloğlu'nun bir eseri var elimizde. Onun özellikle fütüristik yapıtlarına bayılıyorum. Fütürizm. Fütürizm 20. yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkmış bir sanat hareketidir. Genel olarak İtalya'da bir fenomendi fakat aynı dönemde başta Rusya ve İtalya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de buna paralel bir takım hareketler görülmüştür. Evet, Hülya Hanım son derece değerli bir sanatçıdır. Pek çok sanat akımını eserlerinde buluşturabiliyor. Birkaç eserini yakinen biliyorum. Oldukça çarpıcıdır. Özellikle sürrealist olan... Sürrealizm. Sürrealizm diğer adıyla gerçeküstücülük. Sürrealizm, 1. ve 2. Dünya Savaşı yılları arasında Avrupa'da ortaya çıkmış bir sanat hareketidir. 1924'te Sürrealizmin manifestosunu yazan André Breton'a göre Sürrealizm, gerçeküstücülük, bilinçle bilinç dışı arasındaki bir yoldur. İsterseniz siz eseri bir getirin, ben birkaç kişiye göstereyim, sonra size haber vereyim, olur mu? Bu mu? Bu olur. O zaman biz hemen getirelim. Hadi getirelim şunu. Hemen getirelim bizi. Çok güzel vakit geçirdik. Keşke gelseydi. Alo. Ha, seni arayacağım, birisi arıyor. Bir dakika. Efendim? Hülya Hanım iyi günler. Ben Modern Art Galerisi'nden arıyorum Sumru. Size bir eserinizi satmak üzere bize getirdiler. Bir uğrarsanız hem görüşmüş oluruz hem de eserle ilgili fikrinizi almak istiyorum. Peki niye böyle bir şeye gerek duydunuz? Açıkçası getirenleri pek gözüm tutmadı. Peki tamam, ben sizin yerinizi biliyorum. Uğrayacağım. Oldu, görüşmek üzere. Taklit bu. Taklit mi? Aa, ben çalıntı sanmıştım. Sizin çalışmalarınıza birebir benziyor. Yok hayır, benim değil. Kaosa benzetmeye çalışmışlar. Siz kimden aldınız bunu? 2 yabancı getirdi. Polise haber verelim bence. Kimmiş bu adamlar öğrenmek istiyorum. Tamam, hadi başla. Ya öyle hemen başlayınca olmuyor bu iş. Kız vakit yok diyorsun, şimdi başlamayalım diyorsun Yaşar. Gülüm, önce havaya girmem lazım benim, anladın mı? Kız ne havası ya? Ay Yaşar, çok saçma hareketler var. Gerçekten çok saçma. Seversen. Dur. Ulaşma. Hadi. Hadi. Nasıl yaptınız bunu? Biz yapıcı değiliz. Satıcıyız abla. Nereden aldınız peki? Yaşar abi. Ne? Yaşar mı? Evet, Yaşar abiden. Verdi bize, götürün satın dedi. Biz ne bilelim bunun taklit olduğunu. Bana hediye verdi dedi. Yaşar kim? Atölyemde getir götür işlerini yapan kişi. Al oğlum, götür. Götür. Yürü. Vallahi biz bu heykel işine girelim Yaşar. Bak 2 günde 2 tane yaptık. 50.000 dolardan 100.000 dolar... Vicdan. Kim alır kızım bizim yaptığımız heykeli? Kız bunun nesi eksik ya? Ya gülüm ben ne bileyim neye eksik? Buna 50.000 dolar vermezler ama. 20.000 versinler. Vicdan Allah'ını seversen sus. Bak bak hissediyorum ben bir şey eksik. Konuşuyorsun diye bulamıyorum ya. Sustum tamam. Nesi eksik lan bunun? Boruları şeye sokacağız. O sarıya sok onu. Bu buydu lan. Tamam mı? Tamam. Gel bakayım. Vallahi tamam bu sefer. Aslından bile güzel oldu Yaşar. Hadi götürün hadi. Hülya Hanım. Bir tane taklit daha. Nasıl yapıldığını öğrendim. Yaparım diyorsun yani. Ha? Kaos nerede? Korkaklarını itiraf etti. Çetenin başı sen misin? Komiserim yok vallahi yeminle çete falan yok. Yemin ediyorum komiserim bakın. Yani ben şimdi götüreceğim adrese gittim tamam mı komiserim? Kimse yoktu. Zaten oradaki bahçıvanlar güvenlikte beni gördüler. Sorsanız hatırlarlar vallahi diyorum. Zaten komiserim siz de takdir edersiniz ki ben çalıp satacak olsam niye teslim etmeye götüreyim öyle değil mi? Vallahi yani. Göreceğiz onu. Göreceğiz. Otur bakayım sen. Bekle beni. Şimdi göreceğiz. Tamam. Asıl heykel yok değil mi ortada? Yok Hülya Hanım. Hepsinin evlerini aradık. O zaman Yaşar'ın doğru söyleme ihtimali var. Yani inanmak isterseniz... Ya bana soracak olursanız satmıştır bu şerefsiz. Para tatlı gelince de yenisini yapmıştır. Ben bunu biraz daha döveyim. Nasıl o zaman bak bülbül gibi ötecek kuşağı. Hayır. Tamam yeter lütfen. Ben şikayetçi değilim. Emin misiniz? Eminim ben şikayetçi değilim. İyi günler. İyi günler. Hülya Hanım şikayetçi olmadığınız için çok sağ olun. Anahtarı bırak. Üstünü başını değiştir, eşyalarını topla çık git hadi. Hülya Hanım yemin ederim. Ya sen bana bunu nasıl yaparsın? Nasıl? Ben sana güvenmiştim. sana güvenmiştim Yaşar. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Hülya Hanım bakın yemin ederim. Buldun deme benim gibi safı. Senin yüzünden bir daha hiç kimseye inanmayacağım ben. Hiç kimseye. Hülya Hanım çocuklarımın üstüne yemin ederim. Vallahi ben size... Bakalım bir daha benim gibi safını bulabilecek misin? Git buradan diyorum. Dinlemek istemiyorum seni. Aşk olsun size Hülya Hanım. Selçuk Bey. Ama aşk olsun. Cuma'ya kaosun elimde olması gerekiyordu. Hem teslim etmediniz hem de arayıp neden göndermediğinizi açıklamadınız da. Haklısınız. Gerçekten size karşı çok mahcubum. Yalnız küçük bir kaza oldu. Ne kazası? Kaos parçalandı, üstüne raf düştü. Sonra ben onu onarmaya çalıştım fakat yapamadım. Ama paranızı en kısa zamanda alacaksınız. Ben para değil, koleksiyonuma eserlerinizden birini katmak istiyorum Hülya Hanım ve bunu bana borçlusunuz. Evet, haklısınız. Haklısınız. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Siz buradan istediğiniz bir heykeli seçin. İstediğim mi? Evet. Bu çok sanat. Bunu istiyorum. O olmaz. Hani istediğimi alabilecektim. Bu bence kaostan bile güzel. İçindeki panik ve heyecanı insan bakarken yaşıyor. Bu kaosa çok benziyor. Ama bence bu kaostan çok daha güzel. Bakın. Artık itiraz istemiyorum. Ne istersem olabileceğimi söylemiştiniz. Aradaki farkı ödemeye hazırım. 25.000 dolar daha fazla verebilirim. Ama 50.000 dolar daha verebilirim. Çünkü çok bunu beğendim. Olmaz. Selçuk Bey olmaz. Anlatabiliyor muyum? Olmaz. İsterseniz benim 2-3 heykelimi alın. Ama bu olmaz. 2-3 heykel mi? Evet. Ama şimdi değil. Çünkü ben bugün müsait değilim. Siz internet sitesinden seçin. Ben size kendi ellerimle teslim edeceğim. Harikasınız siz Hülya Hanımcığım, harikasınız. Adresimi biliyorsunuz. Beykoz Konakları numara 13. En kısa zamanda sizi ve heykellerinizi bekliyorum. Beykoz Konakları No 13. Oh, Selçuk Yön iyi günler diler. Lan burada villa No 18 yazıyor. Sağ olun anlayışınız için. Ciao. Gördüğün gibi reprodüksiyonları bayağı ilgi topluyor. İnşallah çok para kazanmışsındır. Hülya Hanım yok, bakın şöyle izah edeyim. Ben gittiğimde bu beyefendi orada değildi. Zaten adresi... Tamam, yeter, yeter. Beni daha fazla üzmek mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Git! Tamam Hülya Hanım, Allah razı olsun her şey için sağ olun. Ahmet dur. Vermeyeceğim onu. Niye abi çok para eder bu. Dünya kadar boru bakır var bunda. Yok abi satmayacağım. Ya Ali Usta şu verdiklerinden 2 kat fazla para eder bu. Emin misin? Ya arkadaş hoşuma gidiyor satmayacağım diyorum ya. Ne yapacaksın abi bu kazuleti ya? Ya ne bileyim sanki böyle bakınca heykel gibi. Böyle bana bu hurdalığı, hayatın karmaşıklığını falan anlatıyor sanki ha. Satmayacağım. Ben de bunu satmıyorum abi. Bu da bana hayatın ne kadar boktan olduğunu anlatıyor.